Merhaba arkadaşlar, 15. föydeyiz. Bitki biyolojisi ile devam ediyoruz. Bugün bitkilerden madde taşınmasından bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle bitkinin beslenebilmesi için gerekli koşullar nelerdir? Bitkinin yeterince büyüyüp gelişebilmesi için toprağın yeterli miktarda minerale sahip olması gerekiyor. Gaz ve su hareketi için elverişli bir ortamı olması lazım. Yeterli sayı ve türde mikroorganizma barındırması gerekiyor. Çünkü bazı mineraller için o mikroorganizmalar çok önemli. Örneğin azot ihtiyacını bitkinin alabilmesi için mutlaka azot dönüşümünü sağlayan saprofitler, kemosentetikler veya azot fiksasyonu için rizobium bakterilerinin olması lazım. Bitkinin kökünün gelişmesi için uygun bir ortamı olması gerekiyor. İşte uygun sıcaklık, uygun pH gibi. Bitkiler topraktan su ve gerekli mineralleri alarak beslenirler. Topraktan mineraller inorganik iyonlar şeklinde alınır. Bu mineraller organik madde sentezinde kullanılır. Ancak organik bileşiklerin sentezlenebilmesi için bitkinin havadan karbondioksit de alması gerekir. Hatta en önemlisi belki bu. Çünkü topraktan aldığı şeyler çok fazla değil. Asıl karbondioksit su en büyük bitkideki ağırlığı oluşturacak yekün oluyor. Toprakta bulunan minerallerin bitki tarafından alınabilmesi, topraktaki mikroorganizmaların faaliyeti, toprak sıcaklığı ve havası gibi faktörlere bağlıdır. Bakın bitki köküyle suyu alır. Evet bakın mineral alır arkadaşlar. Oksijen alır. Zaten bitkinin oksijen kökü oksijen ihtiyacını topraktaki gözeneklerden karşılar ve topraktaki gözeneklere karbondioksitini verir. Daha sonra alınan bu su ve mineraller bitkide bakın kök basıncıyla çekilir, kısileme aktarılır, kısilemle yukarı ta yapraklara kadar götürülür su. Orada su kullanılır, fotosentezde karbondioksit de alınır. Burada biliyorsunuz fotofosforilasyonla ATP üretilir ışıklı devrede. Fotosentez yapılır, oksijen üretilir, besin üretilir, besin yaprağın yapısına konur. Daha sonra işte kökte, gövdede vesaire depolanır. Ve terlemeyle bitki ne yapar? Dışarıya su da kaybeder. Şimdi bitkilerde besin tuzlarının önemi. Bitkilerde kuru ağırlığın %95'i organik maddelerdir. %5'ini ise inorganik maddeler oluşturur. Mineraller enzimlerin yapısına katılır kofaktör olarak ve bitki hücrelerinde ozmotik basıncın düzenlenmesinde görev yaparlar. Bitkilerin gelişimi için fazla miktarda gereksinim duydukları elementlere makro element denir. Evet, bir bitkinin en çok ihtiyaç duyduğu elementler makro elementlerdir. Ne gibi onlar? Azot gibi, potasyum gibi, kalsiyum gibi, magnezyum gibi, fosfor gibi, kükürt gibi, silisyum gibi. Çok az ihtiyaç duydukları elementlere ise mikro element diyoruz. Ne gibi? Klor gibi, demir gibi, bor gibi, mangan gibi, sodyum gibi, çinko gibi, bakır gibi, nikel gibi ve de molibden gibi mikro elementler vardır. Demek ki çok ihtiyaç duyduklarına makro, az ihtiyaç duyduklarına mikro elementler diyoruz. Minimum yasası nedir? Bakın minimum yasası bir bitkinin gelişimi ortamda en az bulunan maddeye veya çoğunlukla mineral olur. En az bulunan minerale göre şekillenir. Ve biz bu duruma minimum yasası diyoruz. Onun miktarı az bulunan mineralin miktarı ne kadarsa bitkinin gelişimi de ona bağlı olarak değişir. Bitkinin yaşam alanında tüm elementler en iyi düzeyde bulunurken sadece bir tanesinin miktarı bitkinin ihtiyaç duyduğu miktardan az ise bitkide bu besin eksikliğine bağlı gelişim aksaklığı görülür. Dolayısıyla bir mineralin eksikliği başka bir mineral tarafından karşılanamaz. Toprakta bulunan minerallerden hangisi bitkinin ihtiyacını en az oranda karşılıyorsa bitki bu mineral oranında büyüyebilir. Bu olaya minimum yasası denir. Demek ki ortamda en az bulunana göre bitkinin gelişimi sağlanıyor. Bakın burada çok güzel minimum yasasını söylemiş. Bir bitkide büyümeyi sınırlayan mineral, bakın bu bitkide büyümeyi sınırlayan azottur. Bakın içine su dolu bir ne olsun kupa, küp olsun. Bakın azot az olduğu için o küp azotun olduğu yerden suyu sızdırır değil mi? Ama bu da uzun olsaydı daha çok oranda su tutabilirdi. Bu küp diye düşünebiliriz. Demek ki azot ne kadar az? Bakın bu kadar. En az olan bu. Su buradan sızar. Bakın çok güzel bir mantıkla bir şekilde bize olayı ifade etmişler. Demek ki minimum yasası bitkinin gelişimini ortamda
etkileyen en önemli eleman. En az bulunan hangisi ise bitkinin gelişimi ona göre şekillenecek. Bitki beslenmesinde gübrelemenin önemi. Gübre arkadaşlar yapay veya doğal olabilir. Demek ki doğal gübreler ve de yapay gübreler var. Bir bitki gelişmesi için gerekli tüm elementleri ne yapar? Topraktan alır. Ama diyelim ki toprakta o elementler yeterince yok. Ne yapacaksın? Onu bir şekilde bitkinin bulunduğu toprağa vermen gerekiyor. Bunu da gübre sayesinde yapabilirsin. Gübre azot, fosfor, potasyum ve benzeri elementlerden kimyasal yollarla yapay olarak üretildiği gibi bitki ve hayvanların kalıntılarının ayrışmasıyla doğal yollardan da üretilir. Organik gübre balık yemi, kompost, hayvan gübresidir. Bu gübrelerdeki elementlerin bitki tarafından kullanılabilmesi için köklerin alabileceği minerallere dönüşmesi gerekir. Ticari gübrelerde mineraller hemen kullanılabilir durumdadır. Yani bir dönüşüm süreci olmaz. Doğrudan verirsin. Ancak bu mineraller toprakta uzun süre tutulmaz. Kullanılmayan fazla mineraller yağmur ya da sulama sularıyla topraktan süzülür, kaybolur. Ve bu durumda yeraltı suları, akarsular, göller kirlenir ve de ötrifikasyon meydana gelir. Fosfat, özellikle azot, gibi minerallerin birikmesi ötrifikasyonu tetikleyen en önemli faktörlerdir. Evet, ötrifikasyon neden olur bunlar? Bazı bitkilerde topraktan besin elementlerini alabilmek için nodül ve mikorriza gibi özelleşmiş yapılar bunlar. Evet arkadaşlar, nodülü ve mikorrizayı mutlaka anlıyorsunuz. Şimdi nodül nedir, mikorriza nedir? Onun da üzerinde duracağız. Bakın bezelye gibi fasulye, soya fasulyesi, yonca, yer fıstığı gibi bitkilerde toprakta bulunan azot bağlayıcı bakteriler, yani rizobium bakterileri arasında ortak yaşam görülür. İşte biz bu ilişkiye nodül diyoruz. Bitkinin kökü ile azot fiksasyonu sağlayan bu rizobium bakterileri arasındaki ilişki nodüldür arkadaşlar. O nodülde rizobium bakterisi azotu bitkinin kullanabileceği şekilde nitrat tuzu olarak toprağa verir. Atmosferden alır, nitrat tuzu olarak azotu toprağa verir. Karşılık olarak da bitkinin kökünden besin alır. Bu bir mutualist ilişkidir. Bu ilişkinin özel adı da nodüldür. Azot bağlayan bakterilerin bitki köküne girmesiyle kökte nodül denilen yumrular oluşur. Evet, bu nodül ikisinin arasındaki ilişkinin ismi aynı zamanda. Nodüldeki bakteriler ortamdaki azotu bağlayarak bitkinin azot ihtiyacını karşılar. Böylece bitkide amino asit ve protein sentezine katkıda bulunurlar. İkinci ilişki ise bakın burada gördüğünüz mikorriza. Mikorriza bitkinin kökü ile mantarlar arasındaki ilişkidir. Mantar bitkinin kökünden besin alır. Karşılık olarak bakın bitkinin toprakta yayıldığı alanı genişletir. Emdiği mineral miktarını, su miktarının arttırılmasında katkı sağlar. Demek ki bitkiler kökleriyle topraktan su ve mineral emilimini arttırabilmek için mantar hifleriyle birliktelik kurarlar. Canlı bitki kökleriyle mantar hifleri arasındaki bu karşılıklı yarar ilişkisine, ki bu bir mutualizmdir, ne diyoruz onun özel ismine? Mikorriza diyoruz. Mikorriza denir. Kökler yalnızca uygun mantar türleriyle mikorriza oluşturur. Demek ki mantar bitkinin kökünden besin alıyor. Karşılık olarak bitkinin topraktan su ve mineral emmesini kolaylaştırıyor, geniş bir alana da yayılmasını sağlıyor. Mantar hifleri su ve minerallerin özellikle fosfatın emilmesi için bitkiye geniş yüzey sağlarken aynı zamanda bitkinin fotosentez ürünlerinden yararlanır. Mikorrizaya sahip bitkiler doğada daha iyi rekabet eder, daha iyi gelişir ve de bol ürün verirler. Su ve minerallerin emilimi ve taşınması. Bitkilerde arkadaşlar su ve mineralleri taşıyan borular ksilem, yani odun borularıdır. Ve bir bitki kökündeki emici tüyler sayesinde topraktan su ve mineral alır. Emici tüyler ne yaparlar? Emilim yüzeyini arttırırlar. Şimdi emici tüyler topraktan suyu aldıkları zaman o su ve mineraller arkadaşlar iki yolla taşınır. Bir tanesi apoplast yoldur. Öbürüsü ise simplast yoldur. Evet, apoplast yolda su taşınması daha hızlıdır. Çünkü arkadaşlar
apoplast yolda bu hücreler hücre çeperlerinin dış kısmından, yani hücrelerin arasından, çeperlerin arasından su ilerler. Bundan dolayı hızlıdır. Hücrenin içine girmediği için. Demek ki hücre çeperlerinin arasından, boşluklardan ilerliyorsa biz buna apoplast yol diyoruz. Öbür yolda, yani simplast yolda, hücreden hücreye sitoplazmik bağlantılarla, yani hücre alır içine, onu sitoplazmik bağlantıyla öbür hücreye aktarır. Bu biraz daha yavaş bir yoldur. Ve bakın burası önemlidir. Apoplast yol ve simplast yol. Demek ki apoplast yolda hücre çeperlerinin arasındaki boşluklardan ilerler. Simplast yolda hücreler suyu emerler. Birbirlerine sitoplazmik bağlantılarla atarlar. Bu yol biraz daha yavaştır. Su ve mineraller kısileme ulaştıktan sonra bitkinin yaprak ve gövdesine taşınır. Minerallerin topraktaki derişimi emici tüylerdeki derişiminden daha düşük olduğu için aktif taşımayla bu su ve mineral alınır arkadaşlar. Demek ki minerallerin alınmasında aktif taşıma var. Su ozmozla alınır, mineraller aktif taşımayla alınır. Ama sonuçta o mineralleri almak için ne yapar bitkinin kökünde? Enerji harcanır. Çünkü topraktaki mineral miktarı azdır, bitkinin kökünde fazladır. Bitki ne yapacak? Az olan yerden almak için enerji harcayacak, aktif taşımayla alacak. Aktif taşıma için gerekli olan enerji emici tüylerdeki mitokondrilerden sağlanır. Topraktaki oksijen miktarı köklerde gerçekleşen mineral ve su alınımı için önemlidir. Neden? Çünkü oksijeni alacak, solunumda ATP üretecek ve o ATP sayesinde aktif taşımayla alacak. Bu da topraktaki oksijen miktarını önemli yapıyor. Evet, gelin bakın burada apoplast ve simplastik yolu görüyoruz. Bakın simplast yol ve de apoplast yol. Apoplast yolda görüyorsunuz su emiliyor ve hücrelerin çeperlerinin arasındaki boşluklardan hızlı bir şekilde endodermise kadar geliyor ve kaspari şeridinden geçiyor. Simplast yolda ise bakın hücreler emiyorlar ve hücreler emdikleri suyu birbirlerine aktararak gönderiyorlar. Bu biraz daha yavaş. Bakın burada endodermisten sonra artık hücreler apoplast yolu kullanmıyorlar. Simplastik yolla ta kısileme kadar suyu taşıyabiliyorlar. Apoplast yolda su simplast yola göre daha hızlı ilerler. Su hiçbir engelle karşılaşmadan endodermiste yer alan kaspari şeridine gelir. Kaspari şeridi su geçirmeyen bir kuşaktır. Bunu biraz açalım. Bakın kaspari şeridi suyun tek yönlü geçişini sağlar aslında. Yani emici tüylerden alınan suyun kısileme doğru gidişini sağlar. Fakat geri dönemez. Buna dikkat. Kaspari şeridine kadar apoplast yolla gelen su aynı yolla kısileme geçemez. Demek ki kaspari şeridinden sonra simplastik yolla devam etmesi gerekiyor. Endodermiste su hücreden hücreye geçerek simplast yolla kısileme iletilir. Bakın bu bilgi önemli. Burayı tekrar tekrar dinleyin arkadaşlar. İki tane yol varmış. Apoplast ve de simplast. Apoplasta ne yapıyor? Hücrelerin arasındaki boşluklarda, çeperlerin arasından gidiyor endodermise kadar. Simplastik yolda ise hücreler emiyorlar, birbirlerine aktarıyorlar. Kaspari şeridine kadar, endodermise kadar böyle gidiyorlar. Kaspari şeridinden sonra kısileme kadar simplastik yolla, yani hücreden hücreye aktarılarak su kısileme kadar taşınıyor. Suyun topraktan alınıp kısileme geçmesi, kısilemden de bitkinin diğer dokularına taşınması ozmoz kurallarına göre gerçekleşir. Minerallerin taşınmasında ise kolaylaştırılmış difüzyon ve aktif taşıma vardır. Minerallerin aktif taşıma ile kök hücrelerine alınması ozmotik basıncı arttırır. Böylece topraktaki su emici tüylere ozmoz ile kolayca geçer. Evet, demek ki o kökte emici tüylerden sonraki hücrelerin içerisinde, kök basıncını oluşturan hücrelerin içerisinde mineral ne kadar artarsa ozmotik basınç o kadar artacak. Dolayısıyla suyu daha rahat ozmozla çekebilecekler. Evet, kısileme geçen suyun yapraklara doğru taşınmasında 3 faktör etkilidir. Kökün basıncı, kılcallık olayı, terleme ve de kohezyon. En güçlüsü terleme, kohezyon. Sonra kök basıncı, en zayıfı kılcallık olayıdır. Kök basıncından bahsedelim. Kök hücrelerinin ozmotik basıncı bulunduğu ortama göre daha fazla olduğundan su bitkinin kök hücrelerine geçer. Demek ki bakın kök hücrelerinde yüksek ozmotik basınç vardır arkadaşlar. Bakın buradaki şekil çok güzel. Şimdi bunu inceleyeceğiz birazdan. Kökteki su basınç kuvvetiyle yukarıya gönderilir. Kök basıncı suyun ilk önce emici tüylere sonra kısilemeye geçmesini sağlar. Bir bitki köke ne kadar yakın kesilirse kesik yüzeyde gözlenen su miktarı
o kadar fazla olur. Kökler öldürüldüğü takdirde kök basıncı tamamen ortadan kalkar. Evet, şimdi asıl önemli yere bakın, dikkat edin arkadaşlar. Şu emici tüyler. Emici tüyler topraktaki suyu emdiler. Emici tüyler bakın o kök hücrelerine bağlılar. Bakın bu kök hücreleri yüksek olan ozmotik basınçları sayesinde suyu kendi içlerine çektiler. Ve bu kök hücreleri arkadaşlar ozmotik basınçla bunu yaptılar. Bunlarda mineral ne kadar fazlaysa ozmotik basınç o kadar yüksektir. Dolayısıyla o kadar hızlı suyu çekebilirler arkadaşlar. Mineralleri de aktif taşımayla alırlar. Bunlar daha sonra buradan geçen kısilen borularına suyu aktarırlar. Suyun yukarılara doğru taşınmasını sağlarlar. Bakın burada emici tüyler emdiler. Kökteki o kök hücrelerini aktardılar ve oradan da kısilemle su bitki boyunca yukarıya doğru taşındı. Gelelim kılcallı kolayına. Kılcallı kolayında arkadaşlar kısilen boruları etkilidir. Kısilen boruları dar çaplı ince borular olduğu için kök basıncı ile itilen suyun yukarı yönlü yükselmesini sağlar. Kılcallık suyun taşınmasında en az etkili olan faktördür. Yani su kısilen boruların içerisinde taşınır. Kohezyonla ve adezyon denilen kuvvetle arkadaşlar. Kohezyonda su molekülleri birbirlerini çekerler. Adezyon ise su ile o kısilemin katı çeperi arasındaki etkileşimdir. Ve su o çepere, yani kısilen borusunun çeperlerine tutunarak kendini yukarıya doğru çeker. Demek ki kılcallık olayında kohezyon ve de adezyonun etkisi var. Örnekle devam edelim. Bir tane örnek çözelim. Bir saksı bitkisinin toprağına yoğun tuzlu su verildiğinde olaylarından hangileri gerçekleşir? Düşünün, topraktaki tuzu arttırıyoruz. Yani toprağın ozmotik basıncını arttırıyoruz. Terleme artar mı? Hayır. Terleme, bitki topraktan bol su çekerse terleme artar. Şimdi toprağa sen bol mineral tuz dökersen bu sefer kök su kaybeder yahu. Yani dolayısıyla yeteri kadar suyu ne yapamaz? Bitki çekemez. Terlemenin artması mümkün değildir. Demek ki bir olmayacak. Emici tüylerde su alınımı azalır mı? Kesinlikle azalır. Çünkü toprağın ozmotik basıncı daha yüksek. Evet, bitkinin kökü su almakta çok zorlanacaktır. Üretilen glikoz miktarı artar mı? Hayır. Çünkü az miktarda su emdiğine göre yukarılara da az miktarda su gider. Dolayısıyla da arkadaşlar glikoz miktarı artmaz, azalır. O zaman yalnız 2'nin olduğu Bursa bu soruda cevabımız olur. Örnek 2. Yukarıdaki sütun grafiğinde kök hücrelerinin ozmotik basınçları verilen bitkilerden hangisi bulunduğu ortamdan su alımını difüzyonla gerçekleştiremez? Yani işte pasif taşımayla yapamaz. Zorlanır. Evet, bakın neymiş? Bitkilerin bulunduğu toprağın ozmotik basıncı. Yani bulundukları toprağın ozmotik basıncı bu. K bitkisinin ozmotik basıncı topraktan daha düşük. L topraktan yüksek olduğu için ozmotik basıncı topraktan su çekebilir. M'nin ozmotik basıncı topraktan yüksek olduğu için topraktan suyu çekebilir. Ozmotik basınç emme kuvveti doğurur, biliyorsunuz. O topraktan yüksek olduğu için topraktan suyu çekebilir. P ozmotik basıncı yüksek olduğu için topraktan suyu çekebilir. Ama K'nın ozmotik basıncı topraktan düşük. K topraktan suyu çekemez. Dolayısıyla bu soruda cevabımız ne olur? Adana olur. Terleme kohezyon kuvveti yapraklardan fotosentezle ve terleme yoluyla kaybedilen su yaprağın ozmotik basıncını arttırır arkadaşlar. Ozmotik basıncı arttırır. Ozmotik basınç artarsa yapraklarda terlemeyle su kaybedildiğinde bir emme kuvveti doğar. Ve bu emme kuvveti sayesinde kısilen borularındaki su bitkinin üst kısımlarına kadar çekilir. Ve en güçlü bir numara, bakın budur, terleme ve kohezyon kuvveti. Yapraklarda terlemeli su kaybedilince ortaya çıkan ozmotik basınç ve emme kuvveti sayesinde kısilemdeki su bitkinin en üst kısımlarına kadar taşınır. Düşünün, bütün yapraklar ne yapıyorlar? Terlemeli su kaybediyorlar. Hepsi beraber kısilemden su çekmeye çalışıyor. Dolayısıyla ne kadar güçlü bir kuvvet ortaya çıkar, değil mi? Bu sayede bitkinin en üst kısmına kadar su taşınır. 100 metre boyunda ağaçlar var. O en üst kısma kadar, bakın, bu terleme kohezyon sayesindeki en güçlü etki bu olduğu için onu söylüyorum, su taşınabilir.
Bitkinin üst kısımlarında artmış olan ozmotik basınç bir çekim kuvveti, emme kuvveti oluşturur. Bu çekim kuvveti hidrojen bağları ile birbirine bağlı su moleküllerinin kısilemde kopmayan bir sütun şeklinde ilerlemesini sağlar. Biz buna ne diyoruz? Kohezyon diyoruz, değil mi? Su molekülleri kısilem içerisinde birbirini çekmesine kohezyon diyoruz. Suyun kısilem çeperlerine tutunarak yukarı çıkmasına da adezyon diyoruz. Su ile katı arasındaki çekim kuvveti. Su molekülleri hidrojen bağlarıyla birbirini çekerek bitki içindeki su sütununun kopmasını engeller. Bu çekim kuvvetine ne ismini veriyormuşuz biz? Az önce de söylemiştim. Kohezyon diyoruz. Evet, kohezyon kuvveti denir. Suyun taşınmasındaki en önemli faktördür. Kohezyonla okaliptus, sekoya gibi uzun gövdeli ağaçlarda bile su çok yükseklere kadar çıkmaktadır arkadaşlar. Evet, bakın burada suyun taşınması çok güzel bir tabloyla gösterilmiş. Bakın burada emici tüyler suyu emiyorlar. Kök basıncını bakın burada ifade ediyor. Suyu emici tüyler emiyorlar arkadaşlar. Hemen bu kök hücrelerine su geçiyor. Bunlar da ozmotik basınç ne kadar yüksekse o kadar hızlı suyu çekiyorlar. Daha sonra kısilem borusuna bu suyu veriyorlar. Daha sonra kısilem borularına geçiyor. Kılcallık olayı devreye giriyor. Burada hem adezyon hem de kohezyon etkili. Adezyonda su kısilem çeperlerine baskı yaparak yukarı doğru çıkarken kohezyonda su molekülleri ne yapıyorlar? Birbirlerini çekiyorlar. Bakın hidrojen bağlarıyla kohezyon var. Suyun çepere tutunmasıyla da adezyon meydana geliyor. Yapraklarda bakın terleme sonucu su kaybedilir. Su kaybedilince bir ozmotik basınç ve emme kuvveti oluşur. Bu emme kuvveti sayesinde bakın terleme sonucu oluşan bir kuvvettir bu. Kısilem borularındaki su ta yaprakların en üst ağacın en üst kısımlarına kadar götürülebiliyor arkadaşlar. Bakın çok güzel bir tablo var burada elimizde. Örnek 3 ile devam edelim. 2012 DYS'de çıkmış bir soru bu. Çok yıllık bitkilerde suyun odun borularında yani kısilemde yükselmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım hangisi yanlışmış. Yapraklarda fotosentez sırasında tüketilen su nedeniyle yaprak hücrelerindeki ozmotik basıncın artması su moleküllerinin yukarı çekilmesinde etkilidir diyor. Şimdi bakın bu doğru çünkü fotosentezle suyu ne yapıyorsun? Tüketiyorsun ve onu stomalardan atıyorsun. Dolayısıyla ne kadar çok fotosentez varsa o kadar çok su kaybedersin. Bundan dolayı da yukarıda bir ozmotik basınç olur ve emme kuvveti olur. Bu da suyun yukarıya çıkmasında etkilidir. Demek ki Adana doğru oldu. Bursa'ya bakalım. Hidrojen bağlarıyla oluşan kohezyon kuvveti sayesinde su sütunu oluşur. Evet, kısilem borularında su molekülleri hidrojen bağları sayesinde birbirlerini çekecek bir kuvvet oluştururlar. Dolayısıyla B'de doğrudur. Ceyhan, kök hücrelerine aktif taşımayla su alınır. Suyun alınması aktif taşımayla değil, ozmozlu olur. Ceyhan, yanlış bakın. Denizli'ye bakalım. Odun borularının kılcal yapıda olması suyun yükselmesine katkı yapar. Kesinlikle. Bakın küçük kılcal bir sürü boru vardır. Neden? Çünkü kılcal boruda basınç daha fazladır. Eğer o boru bitkinin gövdesindeki borular kılcal değil de geniş olsaydı bitkinin çok güçlü bir basınç uygulaması gerekirdi suyu yukarı taşıyabilmek için. Bu da mümkün değil. Bakın desem ki gazoz içiyorsunuz. Biriniz pipetle için, öbürünüz hortumla için. Hanginiz gazozu daha erken bitirirsiniz? Pipetle içen. Çünkü suyu daha hızlı çekebilirsin. Öyle değil mi? Dolayısıyla bakın kılcal yapıda olması suyun yükselmesine katkı yapar. Bu doğru bir cümledir. Edirne, yapraklardan terleme ile yitirilen su bitkinin üst kısımlarında bir çekme kuvveti yaratır. Emme kuvveti diyoruz. Bu da doğrudur. Su kaybederse ozmotik basınç ve emme kuvveti artacaktır. Cevabımız C olarak çıktı bu soruda. Dördüncü soruya bakalım. 2017 LYS'de çıkmış bir soru. Suyun aşağıdaki özelliklerinden hangisi bitkilerin gövdesinde yer çekimine zıt yönde taşınmasını kolaylaştırır? Yani yukarıya doğru taşınmasını kolaylaştıran bir şey arıyoruz. Suyun yukarı doğru taşınmasını kolaylaştıran bir şey. Molekülleri arasında hidrojen bağları oluşabilmesi yani kohezyon olması kolaylaştırır mı? Kesinlikle kolaylaştırır. Cevap muhtemelen Adana olmalı ama diğer şıklara bakalım. Özgül ısısının yüksek olması taşınmayla alakalı bir özellik değildir. Buharlaşmadır. İşte kaynamasını, bilmem donmasını falan bir etkiler ama taşınmasında etkili değildir. O yüzden Bursa'ya geliriz. Buharlaşma ısısının yüksek olması da yine taşınmasıyla alakalı bir şey değildir.
Sıvı halinin katı haline göre daha yoğun olması, bu da yine taşınmayla alakalı değil. Yani buz olarak taşıyacak hali yok bitki gövdesinde suyu, öyle değil mi? Dolayısıyla bu da yine taşınmasını kolaylaştıran bir faktör değil. Çözücü bir madde olması da yine taşınmasıyla alakalı bir şey değildir. İşte suyun içerisinde şekerin veya minerallerin çözünmesi, o yani tam olarak taşınmasını hızlandıracak bir, taşınmasını kolaylaştıracak bir faktör olarak karşımıza çıkmaz. O zaman sadece burada bakın, kohezyonu anlatan Adana soruda cevabımız olacaktır. Geldik ödev testlerine. Temel seviye ödev testleri. Birinci soruyla başlıyoruz. Aşağıdaki şekilde bir bitki tarafından dış ortamdan alınan ve ortama verilen maddeler numaralarla gösterilmiştir. Bakın burada 1, 2, 3. Burada da varmış 1, 2, 3, 4. Buna göre numaralı kısımlara aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur? Şimdi ben bakıyorum arkadaşlar. Bakın 1 yaprak tarafından dışarıdan alınan bir şey. Aynı zamanda 1 kökten de atılabiliyormuş. O zaman ben 1 için kesinlikle şunu diyebilirim. Karbondioksit olması lazım. Çünkü yapraklar stomalarından ne yaparlar? Karbondioksit alırlar solunumda kullanmak için. Demek ki 1'in karbondioksit olduğu bir şey bulmam lazım. Çünkü bakın kökte de solunum sonucu karbondioksiti topraktaki gözeneklerin içerisine atabilir. Nerede var karbondioksit? Adana'da var, Ceyhan'da var. Tamam. Bu ikisinden biri muhtemelen cevabımız. Şimdi 2 ve 3 bir yapraktan atılıyormuş. Ne olabilir? Birisi su, öbürüsü oksijen olabilir. Ama hangisi su, hangisi oksijen? Şu aşamada bilemem. Hemen şıklardan bakıyorum. 2 su olabilir mi? Evet olabilir. Kökten de su alınabilir mi? Alınabilir. Diğer C'ye bakalım. Mineral, bakın mineral yapraktan, stomalardan atılamaz arkadaşlar. O zaman... Bakın Adana'nın cevap olma ihtimali çok yüksek. 3'e de bakalım. 3 de yine atılan bir şey. Oksijen olabilir mi? Olabilir. Aynı zamanda köklerde, topraktaki gözeneklerden oksijen alabilirler. Demek ki 3 oksijen olması lazım. 4 ise topraktan alınan bir şeymiş. Bakın o da neymiş? Mineral. Mineral topraktan alınabilir mi? Alınabilir. Büyük ihtimal cevabımız o zaman ne oldu? Adana oldu arkadaşlar bu soruda. Gelelim ikinci sorumuza. Yukarıdaki ortamda tutulan bir bitkide terleme hızının arttırılması için uygulamalarından hangileri yapılmalıdır? Demek ki terlemeyi arttırmak istiyoruz. Ne yapabiliriz? Toprağa tuzlu su dökersek köklerinden su kaybedecek. Bakın bu arada ortam karanlık bir ortammış. 15 santigrat dereceymiş. Toprağımız varmış. Bakın 15 derece düşük. Isıyı arttırabiliriz. Ayrıca ışık getirebiliriz, değil mi? Toprağa tuzlu su dökmek iyi bir şey değil. Bitki kökünden ne yapar? Su kaybeder. Yeterince su ememez. Dolayısıyla terleme hızını arttırmış olmayız. Aradığım şıkta bir olmayacak. İkiye bakıyorum. Ortama vantilatör yerleştirmek olabilir bu. Nasıl olur peki? Biliyorsunuz ki stomalardan terlemeyle su atılır. Desem ki elbisenizi yazın rüzgarlı bir yere assanız mı daha çabuk kurur? Rüzgarsız yerde mi daha çabuk kurur? Tabii ki rüzgarlı yerde daha çabuk kurur. Çünkü rüzgar stomaların üstündeki nemi alır götürür. Bir bitki rüzgarlı ortamda daha çok terler. Hatta bundan dolayı ne yaparlar? Kurak ortamdaki bitkiler stomalarını epidermis tabakasının altına doğru yaparlar ki rüzgar suyu alıp götürmesin diye. Demek ki ortama vantilatör yerleştirmek stomaların üzerindeki nemi alıp götüreceği için terleme hızını arttırabilen bir faktördür. Aradığım ışık da 2 olacak. Sıcaklığı 35 santigrat dereceye çıkartmak reaksiyonları hızlandıracağı için. Çünkü bakın normalde 15 derecede ne olacaktır? Terleme hızı da artacaktır. Çünkü 35 derece bitkinin çalışabileceği iyi bir sıcaklıktır 15 dereceye göre. Dolayısıyla ne olacaktır? Terleme hızı da artacaktır. Bitkiyi aydınlık ortama almanın faydası olur mu? Olur. Çünkü fotosentez yapmaya başlar. Ve ne olacak arkadaşlar? Bunun sonucunda daha çok terleyecek ve böylece terleme hızı artacak. Çünkü fotosentez varsa terleme hızı da yüksektir. Demek ki 4 de işe yarar. 5. Bitkiyi nemli ortama almak. Eğer nemli ortama alırsak terleme ile su atma hızı düşecek. Ortam nemli ise eğer stomalardan terleme ile su atılamaz. Çünkü hava zaten neme doymuş. Hatta böyle bir durumda bitkiler ne yapıyorlar? Hidatotlardan damlamayla su atıyorlar. Demek ki nemli ortama almak terlemeyi azaltan bir faktördür. O zaman 2, 3, 4'ün olduğu Denizli'yi ne yaparım? Cevap şıkkı olarak alırım.
Üçüncü soru. Bitkilerde topraktan alınan su yukarıdaki yapılardan hangi sıraya göre geçer? Bakın kök emici tüyü var. Dörtte de kök var. Tabii kök emici tüyü suyu emecek. Daha sonra kökteki hücrelere geçecek. Kısileme geçecek. Demek ki sonra kök gelecek ve oradan gövdeye geçecek. 3 olacak ve en son yaprağa gidecek. 4 olacak. Demek ki doğru sıralamamız 1, 4, 3, 2. Nerede var? 1, 4, 3, 2. Bursa'da var. 1, 4, 3, 2. Demek ki bu soruda cevap Bursa oldu. Dördüncü soruya bakıyoruz. Köklerinde mantarlarla mutualist yaşayan, ki biz o ilişkiye mikoriza diyoruz. Ne yapıyor? Mantar bitkinin kökünden besin alıyor. Karşılık olarak bitkinin topraktaki emilim yüzeyini arttırıyor. Mikoriza ile mutualist yaşam gösteren bir bitki için ifadelerinden hangileri söylenebilir? 1. Doğada daha iyi rekabet eder. Evet, çünkü düşünün diğer bitkilere göre daha iyi emme sağlayabiliyor. Bu güzel bir rekabettir ve onu avantajlı pozisyona geçirir. Demek ki 1 olacak. 2. Diğer bitkilere göre daha iyi gelişir. Evet, daha çok su, daha çok mineral alabilirse daha iyi gelişecektir. Aradığımız şıkta 2 de olacak. 3. Topraktan yeterince mineral alamaz. Yanlış. O mikorizadan dolayı topraktan daha iyi mineral alabilir. Çünkü onun topraktan su ve mineral emilim yüzeyini arttırır. 4. Diğer bitkilere göre daha bol ürün verebilir. Çünkü daha çok su, daha çok mineral aldığına göre daha çok da ürün verebilir. O zaman 1, 2, 4'ün olduğu Edirne'yi ne yaparım? Cevap şıkkı olarak alırım. 5. soru. Bitki köklerinde yer alan emici tüylerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Emici tüyleri epidermis yapar. Topraktan su mineral emilimi ne yapar? Sağlar. Emilim yüzeyini emici tüyler arttırırlar. 1 olacak. 2. Su ve mineral alımının en yüksek olduğu yerdir. Kesinlikle öyle. Çünkü bir bitkinin kökü emici tüyleri sayesinde topraktan su ve mineral alır. Aradığım şıkta 2 de olacak. 3. Minerallerin topraktaki derişimi emici tüylerdeki derişiminden daha düşüktür. Evet, çünkü emici tüyler yapısındaki mineral miktarının fazla olmasını sağlayarak ozmotik basıncın ve emme kuvvetin artmasını sağlar. Demek ki 3'te olacak. 1, 2, 3'ün olduğu Edirne'yi ne yaparım? Cevap şıkkı olarak alırım. 1. soru. Aşağıdaki şekilde bitkilerde topraktan alınan su ve minerallerin kısileme doğru taşınma sürecinde izlediği apoplastik ve simplastik yollar gösterilmiştir. Şimdi arkadaşlar, apoplast yolu nasıldı? Hücrelerin arasındaki, çeperlerin arasındaki boşluklardan giden bir yoldu ve hızlıydı. Bakın burada korteksi oluşturan hücrelerin arasındaki, o çeperlerin arasındaki yollardan hızlı bir şekilde ta endodermise kadar geliyordu. Ve buradaki kaspari şeridi görüyorsunuz, suyun apoplastik olarak devam etmesini engelliyor. Kaspari şeridinin olduğu bölgeden itibaren simplastik yol ile su geçişi oluyor. Hücreden hücreye böyle aktarılabiliyor. Şimdi bize ne diyor bu soruda? Bu olayla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakıyoruz hemen biz. Bu arada simplastik yolu da buradan göz atalım. Bakın simplastik yolda, bakın hücreden hücreye böyle bağlantılar var. O bağlantılar sayesinde aktarılabiliyor. Ama unutmayın, apoplastik yol simplastik yoldan her zaman daha hızlıdır. Evet, bu ifadelerden hangileri doğrudur? 1. Kaspari şeridi nedeniyle kısileme su girişi sadece simplast yol ile gerçekleşir. Evet, bakın, çünkü apoplastik yol kaspari şeridinde kesiliyor. Ancak simplastik yol ile bu endodermisten sonra su geçişi devam edebiliyor. Demek ki aradığımız şıkta 1 olacak. Apoplastik yol ile kaspari şeridine kadar gelebilir. Ondan sonra simplastik olarak devam etmesi gerekir. 2. Su ve mineraller apoplast yolda simplast yola göre daha yavaş ilerler. Yanlış. Apoplastik yol daha hızlıdır. Simplastik yola göre, çünkü simplastik yola bakın hücreye girecek, o hücreden işte onun sitoplazmasını geçecek, bağlantılı olduğu öbür hücreye geçecek. Bu daha uzun bir yoldur. Apoplastik yolda hücre çeperlerinin arasındaki boşluktan hızlı bir şekilde akabiliyor. Aradığım şıkta 2 olmayacak bu yüzden. 3. Madde taşınması simplast yolda yalnız difüzyonla, apoplast yolda difüzyon ve aktif taşımayla gerçekleşir diyor. Hayır arkadaşlar, bakın suyun taşınması ozmozla olur. Difüzyonla, aktif taşımayla olmaz. Demek ki aradığım şıkta 3'te olmayacak. Yalnız birinin olduğu Adana'yı ne yaparım? Cevap şıkkı olarak alırım.
İkinci soru, aşağıdaki grafikte farklı ortamlarda yaşamaya adapte olmuş farklı ortamlarda. X, Y, Z bitkilerinin eşit büyüklükteki yapraklarında bulunan stoma sayıları arasındaki ilişki gösterilmiştir. Demek ki en fazla stoma X'te var, en az Y'de var. Buna göre X, Y, Z bitkileri ile ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir? Hemen şıklarımıza bakalım. 1. X bitkisinin kurak ortama adaptasyonu Y bitkisinden fazladır. Yanlış. Neden? Çünkü bakın, stoma ne kadar fazlaysa o kadar sulak ortamda yaşıyor demektir bitki. Çünkü stoma çoksa terlemeyle su kaybı da çok olacaktır. Yani burada X nemli ortamda, sulak ortamda yaşıyor. Y kurak ortamda yaşayan bir bitkiye ait yapraktır. Demek ki aradığım şıkta bir olmayacak. Bir yanlış verilmiş. 2. Bu bitkilerin terleme hızları bakımından kıyaslanması X, Z, Y şeklindedir. Bakın bu doğru. Çünkü en fazla stoma kimdeyse en fazla terleme onda olacaktır. En fazla X'tedir. Sonra Z'dedir. İkinci sırada ve en az da Y'dedir. Yani en az terleyen Y'dir. En fazla terleyen X'tir. Aradığım şık da 2 olacak. 3. Köklerinin emme kuvveti bakımından kıyaslanması YZX şeklindedir. Şimdi Y kurak ortamda yaşayan bir bitkidir. Çünkü stoma sayısı azdır. Stoma sayısı az olduğuna göre kurak ortamda yaşıyor. Kökleri toprağın derinliklerine iner ve köklerindeki emme kuvveti yüksektir ki su alabilsin. Dolayısıyla YZX şeklinde sıra doğrudur. 3'ü de alacağım. 2 ve 3'ün olduğu Edirne'yi cevap olarak işaretleyeceğim. Üçüncü soruyla devam edelim. Aşağıdaki grafikte bir bitkinin gelişimini etkileyen maddelerin toprakta bulunma miktarları ve bitki gelişimi için gerekli olan miktarları verilmiştir. Buna göre verilen maddelerden hangisi bitki gelişim hızını belirler? Şimdi biz buna minimum kuralı diyorduk arkadaşlar. Ortamda miktarı en az olan, bitkinin ihtiyacına göre tabii en az olan, bitkinin gelişimini en çok etkileyendir. Şimdi biz bakıyoruz, şu içi taralı olmayan bitki gelişimi için gereken miktar, şu kahverengi olan ortamda bulunan miktar. Bakıyorum ben hemen K'ya. K'da lazım olan çok fazla ama ortamda az var. Görüyor musunuz? Cevap büyük ihtimal K olması lazım. L kafa kafaya ihtiyacını karşılıyor. M de kafa kafaya ihtiyacını karşılıyor. N'nin topraktaki miktarı bitkinin ihtiyacından fazla. O zaman bitki bununla alakalı sorun yaşamaz. O'nun da toprakta bulunan miktarı bitkinin ihtiyacından fazla. O ile alakalı da sorun olmaz. M kafa kafaya zaten sorun yok. L de kafa kafaya sorun yok. Ama K ortamda az. Bitkinin ihtiyacı daha fazla. O zaman demek ki bitkinin gelişim hızını K belirler. O da nerede var? Adana seçeneğinde var. Yeni nesil sorularla devam edelim. Bitkiler su isteklerine ya da harcadıkları su miktarına göre aşağıdaki gibi gruplandırılabilirler. Nasılmış? Hidrofitler. Suyun bol bulunduğu yerlerde yayılış gösterirler. Suyu seven bitkilerdir. Evet, bunlar nemli yerleri seviyorlarmış. Mezofitler. Orta derecede su isteyen bitkilerdir. Susuzluğa karşı kısa bir süre direnç gösterirler. Ve üçüncüsü kserofitler. Kuraklığı seven bitkilerdir. Bakın kaktüs gibi bir bitki. Susuzluğa uzun süre dayanabilirler. Tamam. Bizden ne istiyor soruda? Bu bitkiler ve yapısal özellikleriyle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Yanlışı arıyoruz. Hemen bakalım. Adana. Hidrofit bitkiler, yani suyu seven bitkiler, suyun bol olduğu yerde yaşayan bitkiler. Stomalar yaprak yüzeyinden daha yukarıda konumlanmıştır. Doğru. Bakın burası epidermis tabakasıysa bunlar da stoma epidermis tabakasının da üstündedir. Çünkü suyu bol buluyor. Su kaybetmekte sorun yok. Bu doğru. Adana'ya eleriz. B. Kserofit bitkilerde, yani kurak ortamda yaşayan bitkilerde yapraklar diken şekline indirgenmiştir ki bakın burada diken şekillerini görüyorsunuz. Demek ki Bursa'da doğru. Ceyhan. Sürekli kuru ve sıcak iklime sahip habitatta mezofit bitkiler bulunmayabilirler. Bu da doğru. Çünkü onlar susuzluğa karşı kısa bir süre direnç gösterirler. Demek ki Ceyhan da doğru.
Denizli'ye bakıyoruz. Hidrofitler, yani çok nemli ortamda yaşayabilen bitkiler. Her mevsim yeşil kalabilen iğne yapraklı bitkilerdir. İğne yapraklı bitkiler açık tohumlulardır. Yani çam gibi, köknar gibi, ki onlar susuzluğa bundan daha fazla dayanıklıdırlar. Daha kurak ortamlarda yaşayabilirler. Bakın bunlar öyle çamın yaşadığı ortamda rahatlıkla yaşayamazlar. Büyük ihtimal bakın cevabımız bu olacak. Çünkü bu iğne yapraklı bir bitki değil. Edirne'ye bakıyoruz. Kserofitler suyu depolayabilen adaptasyonlara sahiptirler. Evet, bakın kaktüs gibi bitkiler suyu depolayabilirler. Edirne'de doğru. Cevabımız Denizli olarak bu soruda ortaya çıktı. İkinci yeni nesil soruyla devam edelim. Bir bitki sapı ksilen ve floemin bir bölümü madde geçişini engelleyen yağlı kağıt ile ayrıldıktan sonra içinde radyoaktif potasyum bulunan su dolu bir kaba daldırılmıştır. Bir süre sonra sapın her bir bölümünde bulunan o radyoaktif potasyum miktarı ölçülmüştür. Ölçüm sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tamam. Buna göre ifadelerinden hangileri bu deneyden çıkartılabilecek sonuçlardan birisi olamaz? Evet, şekle kabaca bakalım. Bakın 23 santimlik bir bölüm. Şu ara işaretlenmiş S1, S2, S3, S4, S5, S6 diye. Burası artık o işaretlenmemiş bölüm. O yağlı kağıdın olmadığı bölüm. Bakın şunun üstü. Burası da yağlı kağıdın olmadığı bölüm. Alt kısmı SA ve SB diye belirtilmiş. Soyulmuş sap, ksilen ve floem birbirinden ayrılmış. Hemen inceleyelim. Özellikle şu orta bölgeye dikkat edelim. Çünkü yağlı kağıdın olduğu bölge orası arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar, burada dikkatimizi çekiyor. Orta bölgede bakın ksilemde o radyoaktif potasyum miktarı görüyor musunuz? Bakın fazla miktarda. Kime göre? Floem'e göre. Demek ki ksilemde bu mineral taşınıyor. Bakın taşınma var ama floem'de de var aslında. Floem'de de taşınabiliyor ama asla bir ksilem kadar çok değil. Ve dikkatimizi çeken şey ksilemde arkadaşlar, bakın bu yukarıya doğru giderken görüyor musunuz şekli? Ne yapıyor? Azalıyor. Sonra bir yerde artıyor. Ve sonra yine artıyor. Artmaya devam ediyor. Ve floem'de de arkadaşlar bakın 20 olarak başlıyor ve düşüyor. Sonra biraz artıyor. Sonra biraz daha artıyor ve biraz daha artıyor. Şimdi bu artışın sebebi ne olabilir? Şöyle düşünebiliriz. Ksilem ile floem arasında bir alışveriş olduğunu bize gösteriyor olabilir bu bölge. Şimdi ama sonuçta bakın ksilemdeki radyoaktif potasyum miktarı floem'den kesinlikle daha fazla. Demek ki asıl bu mineralleri taşıma işi ksilemin, bu sonucu çıkarabiliyoruz buradan. Şimdi bakalım. Buna göre 1. Organik maddeler floem'de yukarıdan aşağı doğru taşınır. Şimdi bu bilgi doğru bir bilgi ama bu şekle bakarak çıkarabileceğimiz bir bilgi değil. Burada zaten bize olamazı soruyor. Çıkartılabilecek sonuçlardan biri olamaz. Evet, bakın 1 olması lazım aradığımız çıktı. Çünkü burada organik madde taşınmasıyla alakalı hiçbir veri yok. Biz bunu çıkartamayız şuradaki şekle bakarak. Demek ki aradığım şık da 1 olacak. 2'ye bakıyorum. Mineral maddeler ksilemde aşağıdan yukarı doğru taşınır. Evet, bakın dikkat edin. Ksilemde görüyorsunuz arkadaşlar daha fazla floem'e göre, ki zaten radyoaktif potasyum bakın nereye koymuşuz? Saksının içerisine koymuşuz. Ksilemde daha çok olması ksilemde saksıdan yukarıya doğru minerallerin taşındığını bize ispatlayabilir. Bu doğrudur ama biz doğruları aramıyoruz. O yüzden aradığımız şıkta 2 olmayacak. 3. Ksilem ve floem arasında yanal iletim gerçekleşir. Bakın burada ksilemde ve floemde yukarı doğru ilerlerken karşılıklı bir değişim olmuş ki madde oranlarında ne olmuş arkadaşlar? Azalmalar olmuş. Bu azalmaların ve artışların olabilmesi için mutlaka ksilemle floem arasında bir alışverişin olması gerekiyor. Bu tarz bir değişim olabilmesi için. Demek ki aralarında bir yanal iletim gerçekleşmiş. Bu da doğru bir cümledir. Şekle bakarak bunu çıkarabiliriz. Ama sadece şekle bakarak işte organik maddelerin floem'de yukarıdan aşağı doğru taşındığıyla alakalı herhangi bir veri burada verilmemiş. Bunu çıkaramayız. O zaman bu soruda cevabımız yalnız bir Adana olur arkadaşlar. Başka bir derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.